D harfiyle başlayan hayvanlar. Dağ keçisi. Boynuzlu gillerden Orta ve Güney Avrupa'nın dağlık bölgelerinde yaşayan memeli bir hayvandır. Genellikle 750-2250 metre yükseklikler arasında yaşasa da daha da yüksekliklerde görülebilir. Yabanın keçi türlerinden biridir. Birbirine yakın olarak yükselip uçları arkaya doğru eğrilen çengel biçimli boynuzları 22-26 santimdir. Sakalı yoktur. Uzun seyrek kıllarının altında kalın ve sık bir tüy tabakası vardır. Dana burnu. Bitkilerin yapraklarını ve köklerini yiyip kemirdiğinden bahçecilik için çok zararlı bir böcektir. Vücudu kızıla yakın kahverengi kalın bir kabukla örtülüdür. Hayatının büyük bir kısmını toprağın altında dehlizler kazarak, rastladığı domates, biber gibi bitki köklerini keserek geçirir. Çok nadir olarak akşamları toprak yüzüne çıkar. Çok yavaş yürür, uçuşu da ağırdır. Deniz anası. Deniz anasının vücudu yaklaşık 7-12 cm çapında olup saydam bir şemsiye bölümü ve bu şemsiyenin ortasından açık pembe renkli üreme organları vardır. Vücudundaki peltemsi madde amipe benzer hücrelerden oluşur. Yine de vücudunun %95'i su, %4'ü mineral tuzlar ve yalnızca %1'lik organik maddeleri içerir. Gövdesinin alt tarafında boru biçiminde boşluk midedir ve dışarıya 4 tane kalın kol sarkar. Şemsiye bölümü aralarında boşluklar bulunan 8 ayrı bölüme ayrılır ve birçok kısa, duyarlı, dalayıcı gözeler taşıyan dokunaçlarla çevrilidir. Deniz ayısı. Etçiler takımının iri kulaklı giller familyasından bir memeli hayvandır. 2-3 metre boyunda, 200 kilo ağırlığındaki gövdeleriyle seyrek kıllarla kaplıdır. Önde bulunan iki ayağı parmaksız ve kürek işlevi görecek biçimindedir. Arkada ayaklarının yerine geniş, yassı ve yatay yüzgeç yapısında kuyruğu vardır. Ayaklarının ve kuyruğunu kullanıp çok iyi yüzüp dalabilir, suyun altında 15 dakika kalabilir. Deniz aslanı. Deniz aslanı, iri kulaklı giller familyasından bir memeli türüdür. Kuzey Amerika ve Kuzey Japonya kıyılarında yaşar. Uzunluk erkeklerde 400 cm, ağırlık ortalama 700 kilodur. Dişilerde 305-365 cm boyunda 500-600 kilodur. Erkeklerin rengi siyah ya da kırmızımsı, kahverengi gridir. Dişiler daha açık renkli olup yüzgeçleri pörtüklü bir deriyle örtülüdür. Deniz atı. Daha çok ılık ve sıcak bölgelerde yaşayan bir balıktır. Bununla beraber vücudu balığa benzemez. Başı küçük bir at başını andırır biçimde olduğundan bu adı almıştır. Gövdesinin üstü sert bir kabukla kaplıdır. Suyun içindeki bitkilere tutunarak yaşar. Çok kere kuyruğunu bitki saplarına dolayarak tutar, suyun akıntısı ile yer değiştirir. Deniz hıyarı. Derisi dikenlilerden bir sınıftır. Sosis ya da hıyar biçimli olup uzunlamasına yatay bir vücut eksenine sahiptir. Uzunlukları 2 ile 100 cm arasında değişir. 5 ışınlı yapı ancak iç yapıda, özellikle sinir sisteminde belirgindir. Deri iskeleti yoktur. Görünümleri çıplak olup kaim deride çok sayıda ince kalker cisimcikler bulunur. Emici ayaklar vücutta dağınık haldedir. Deniz iğnesi. Deniz iğnesi gillerden bir balık türüdür. Avrupa kıyılarında ve Akdeniz'de yaşar. Uzunluğu 45 cm'dir. Mavi gri renkli, koyu renk şeritlidir. Çok gelişmiş bir sırt yüzgeci ve küçük bir püskül oluşturan kuyruk yüzgeci vardır. Erkek karın kıvrımında oluşmuş bir kese içinde taşıdığı yumurtalara bakar. Deniz ineği. Memelilerin etenliler alt sınıfından bir takımdır. Tüm olarak sularda yaşayan otçul hayvanları içine alır. Yaklaşık 50 milyon yıl önce otobur ataları denize uyum göstermişlerdir ve kollarıyla bacakları zamanla kaybolmuştur. Ön bacakları geniş kürek biçimini, kuyruk ise büyük bir yüzgeç halini almıştır.
gözler başa kaymış ve jelatin tabakasıyla çevrelenmiştir. Gövdesi denize uygun biçimde değişerek yağla kaplanmıştır. Deniz kaplumbağası. Yaşayan kaplumbağaların en büyüğü olan dev deniz kaplumbağası genellikle 2 metre uzunluğa ve 540 kilo ağırlığa erişebilir. Uzun kabuğu boyunca birkaç sıra kabartı bulunur. Ayrıca kabuğu levhalar yerine deriye gömülü küçük kemiklerden oluşur. Dev deniz kaplumbağası tüm kaplumbağalar arasında en iyi yüzeni ve belki de soyu en eskiye dayananıdır. Deniz kestanesi. Denizlerde kayaların arasındaki yosunlarda yaşayan küçük bir hayvandır. Üzeri dikenli bir at kestanesini andırır. Hayvanlar alemin derisi dikenler takımındandır. Deniz kestaneleri yosun yiyerek beslenirler. Çoğalmaları yumurta iledir. Yumurtalar erkek eşe hücreleriyle su içinde birleşerek döllenir. Yumurtalardan titrek tüylerle hareket eden küçük yavrular çıkar. Bunlar ergin hale gelinceye kadar başkalaşım geçirirler. Deniz kırlangıcı. Deniz kırlangıcı giller familyasından kuş türüne verilen isimdir. Yaz kuşudur. Avrupa, Kanarya ve Azor adaları, Kuzeybatı Afrika, Asya ve Güney Amerika'da göl, deniz ve ırmak kıyılarında sürü halinde yaşar. Deniz kırlangıcının uzunluğu 35 santim kadardır. Tüyleri yaz aylarında ak ve ensede siyah, omuzda mavimsi kül rengi, ötekiler beyazdır. Kıyılarda ırmak boylarında ve kumlu deniz şeritlerinde kuluçka yatar. Deniz kulağı. Karından bacaklılar önden solungaçlar takımına giren yumuşakça türüdür. Kabuğu yassı olup fincan tabağı gibi açıktır. Belirgin biçimde sarmaldır ve insan kulağını andırır. Akdeniz'de, Hindistan ve Avustralya kıyılarında kayalar arasında yaşar. Elips kulak biçimli, 8 cm uzunluğunda düzensiz çizgili evciği vardır. İçi ve deliği inci parlaklığındadır. Deniz lalesi. Küre biçimli derisi dikenler alt filumundan varlığını günümüze kadar sürdürebilmiş bir sınıftır. 1400 yan kollu, 300 bin dokunaçlı ve 5 milyon kireç plaktan oluşan dev hayvan türleri arasında bulunur. Günümüzde tüm okyanuslarda yaşar ve 5000 metre derinliğe kadar inebilir. Vücutları bir sapla, buna bağlı kollardan yapılmış bir çiçek gibidir. Saplarıyla kendilerini bağlarlar, bazıları sapsız olup özgürce yüzerler. Deniz samuru. Samurgiller familyasından bir memeli türüdür. Kuzey Okyanus kıyılarında yaşar. Kürkü değerli olduğundan sayısı azalmıştır. Uzunluğu 110-125 cm kadar, kuyruğu 25-30 cm'dir. Kürkü parlak kadife siyahı renkte, tüyleri beyaz uçludur. Ön ayakları çok küçük olup arka ayakları fokunkine benzer yüzgeç şeklini almıştır. Hareketleri hızlı, iyi yüzen, karada uyuyan, aile yaşamı olan, bir yavru doğuran, denize uyum sağlamış hayvanlardır. 30 metre derinlere kadar dalabilme özellikleri vardır. Deniz süngeri. Denizlerin diplerinde kayalara yapışık yaşayan ufacık hayvanlardır. Duygu ve hareket organları olmadığından bitkisel bir hayat sürerler. Tek başına yaşayanlar varsa da daha çok geniş topluluklar halinde bulunurlar. Denizlerin diplerinde geniş sünger tarlaları meydana getirirler. Süngerler genel olarak tomurcuklanma ile çoğalsalar da yumurtayla üreyenleri de vardır. Deniz şakayığı. Denizlerde kayalara yapışık yaşayan bir deniz hayvanıdır. Gerek renklerinin parlaklığı, gerekse bir çiçeği andırması bakımından bu adı almıştır. Vücudu silindir biçimindedir. Alt taraflarından kayalara tutunur. Silindirin üst kısmında ortada ağız, bunun etrafında çok sayıda kollar vardır. Kollardaki dalayıcı hücrelerin yardımıyla avını zehirler, kendini düşmanlardan korur. Deniz tavşanı. Karından ayaklılar, deniz tavşanı giller familyasına giren bir yumuşakça canlısına verilen isimdir.
Akdeniz'de yaşar. Saydam, bükülebilir, baş parmak tırnağı büyüklüğünde iç kabuğu vardır. 25 santim kadardır. Rengi koyu kırmızı, kahverengi tonlarında ve gri lekelidir. Büyük kulak biçimde göz duyargaları ve alın duyargası belirgin özellikleridir. Deniz yıldızı. Deniz yıldızları sınıfından yıldız biçiminde 5 kollu, kayalıklar üzerinde yaşayan derisi dikenlidir. Tüm derisi dikenliler olduğu gibi deniz yıldızının gövdesi de 5 kat bakışımlıdır. Tipik olarak 5 benzer ve giderek incelen ışınlar ya da kollarla kuşatılmış olan mide ve ağzı içeren merkezi bir diskten oluşur. Ancak 4, 6, 7 kollu olanları da vardır. Birçok türde kol sayısı 10, 15 gibi 5'in katlarıdır. Deniz kedisi. Tüm başlar takımından deniz kedisi giller familyasından bir balık türüdür. Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Kuzey Denizi'nde yaşar. Uzunluğu 1 metre kadardır. Derisi pulsuz, rengi üstte kırmızı kahverengi, yanlarda gümüşü mavidir. Ağız burun bölümü yuvarlak ve yumuşak olup burnu mahmuza benzer. Dere iskorpiti. Dere iskorpiti giller familyasından bir balık türüdür. Avrupa'nın tatlı sularında yaşar, pulsuz ve kaygandır. Uzunluğu 8-15 santimdir. Deri kahverengi ve sarımsı büyük koyu lekelerle kaplıdır. Geceleri hareketlidir. Balık yumurtalarının düşmanıdır. Mart-Nisan arasında 500 bin yumurtasını taş altlarındaki çukurlara bırakır. Deve. Devegiller familyasından geviş getiren bir memeli hayvandır. Afrika, Asya ve Amerika'nın çöllük bölgelerinde yaşar. Uzun yay biçimli boynu, yarık üst dudakları, öteki geviş getirenlerde görünmeyen üst kesici dişleri, sırt bölümündeki hörgüçleriyle geniş, yastıklı ve iki parmaklı ayakları en belirgin özellikleridir. Deve kuşu. Afrika'nın sıcak bölgelerinde kalabalık sürüler halinde yaşayan koşucu bir kuştur. Başının ucundan kuyruğunun sonuna kadar 2 metre gelir. Yeryüzünün en büyük ve en ağır kuşlarından olan deve kuşunun vücudu uzun ve güzel siyah tüylerle kaplıdır, kanatları beyazdır. Çıplak olan boynunda ince ince tüyler vardır. Dişilerinin rengi çoklukla esmerdir. Kuvvetli ve kalın bacakları tüysüzdür. Dil balığı. Yassı balıklardandır. Pisi ve kalkan balıklarıyla aynı ailedendir. Denizlerin dibi kumlu, çakıllı kıyı bölgelerinde yaşar. 150 metre derinliğe kadar olan hafif çamurlu, çakıllı, midye ve istiridyeli sularda dağınık olarak bulunur. Dil balığının sırtı esmer veya kahverengi renginde, bazen de koyu yeşildir. Karnının altı beyazdır. Çoğu zaman bu renklerin üstünde koyu benekler bulunur. Dinozor. Mezozoik dönemde havada, suda ve karada yaşamış, günümüze fosilleri kalmış sürüngenlere verilen genel addır. 60 cm ile 30 metre arasında değişen uzunluklarda olup, adlarını eski Yunanca'da canavar kertenkele anlamına gelen sözcükten alır. 4 ana gruba ayrılırlar. Dingo. Dingo, köpekgiller familyasından başlıca Avustralya'da ve Güneydoğu Asya'da yaşayan etçil yaban köpeği türüdür. 17. yüzyılda Avustralya'ya yerleşen ilk Avrupalı göçmenler tarafından keşfedilmiştir. Avustralya'da yaşayan memeli hayvanların büyük bölümü kangurular gibi keseliler grubundandır. Doğan. Kartalgiller familyasından bir kuş türüdür. Çok sayıda ırkıyla tüm dünyada yaşar. Kuzey Avrupa'da göçmen kuştur. Uzunluğu 42-52 santimdir. Tüyleri üst bölümde parlak gri, şerit biçimli, koyu renk lekeli, altta ise kırmızımsı beyaz ve siyah çizgilidir. Siyah çene şeridi belirgin özelliğidir. Dokumacı kuşu. Dokumacı kuşu ötücü kuşlar takımından, dokumacı kuşugiller familyasından, Afrika'da yaşayan küçük ötücü bir kuştur.
kafes kuşu olarak beğenilirler. Bu kuşlar adlarından da anlaşılacağı gibi gerçekten de okurlar ve bu sanatlarıyla kendilerine yuva inşa ederler. Çeşitlerine göre biçimleri şişe, vazo, küre olan bu yuvaların malzemeleri genellikle taze yeşil otlardır. Domuz. Domuz eti ve yağı için beslenen evcil bir hayvandır. Geviş getirmeyen çift parmaklı memelilerden olan domuzun ağır şişman bir vücudu vardır. Başı kalın ve kısa bir boyunla gövdeye bağlıdır. Köpek dişleri çok gelişmiştir. Özellikle erkekler bunu koruma silahı olarak kullanırlar. Domuz balığı. Domuz balığı, yumus balığı giller familyasından bir memeli türüdür. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, Akdeniz ve Büyük Okyanus'un kuzeyinde yaşar. Uzunluğu 1,5-2 metredir. Derisi üst bölümde lacivert ya da yeşilimsidir. Altta ise beyaz olup göğüs esmerdir. Sırt yüzgeçleri küçük ve üçgen biçimindedir. Kıyıya yakın yerlerde yaşam alanı olarak seçerler. Dugong. Dugong, Sirenia alt sınıfından bir otçul deniz memelisidir. Fok balığıyla ilgisi olmayıp daha çok bir kara memelisi olan fille benzerliği vardır. Ufak ancak hareketli gövdesi ve ufak dişleri bir filinkini andırır. Olgun dugonglar 2-3 metre uzunluğundadır. Kafaları oldukça büyüktür. Ağızları alt ve üst çeneleri her iki yanında 6'şar azı dişiyle kaplıdır. Bu dişlerin ezici bölümleri düz olup mineden yoksundur. Bu nedenle yaşamları boyunca büyümeyi sürdürürler.